Merhaba, ben Asil Balaban. After Effects Gen Teri sitesi için hazırlamış olduğum eğitim videolarının bir yenisine daha hoş geldiniz. Bu dersimizde Expression, Null Object ve Parentlink sistemini öğreneceğiz. Hemen masa üstünde oluşturmuş olduğum PSD dosyalarını After Effects'e atarak başlamak istiyorum. Zaten arabayı atmıştım. Onu kaldırabilirim çünkü burada orta noktaların ayarlanması gerekiyordu. Ve yeni bir kompozisyon oluşturuyorum ve adını Parent koyuyorum. Çünkü Parentlink sistemini öğreneceğiz. Şimdi burada bir araba olduğunu söylemiştim. Bunu alıyorum ve kompozisyonun içine koyuyorum. Bir diğer taraftan da artık karavanımı kompozisyonuna atayım. Gördüğünüz gibi bu ikisinin boyutu birbirine göre. Yani ben bunların hepsini küçültebilirim. Ama şöyle yapayım. Bu tekerlerin orta noktası ayarlandığı için bütün arabaları bir önce rekompoz yapayım. Pre-compose burada bulunan şeylerin hepsini otomatik olarak bir kompozisyon içine atma olayıdır. Şimdi bakın buradaki bütün ilgili layer'ları seçtikten sonra layer menüsünden pre-compose deyip ya da Ctrl Shift C tuşlarını kullanarak yeni bir kompozisyon oluşturmaya başlayabilirim. Mesela adını da araba koyayım. Ki zaten araba diye bir kompozisyonumuz var. Araba 2 diye koyayım. Şimdi burada araba 2 diye bir kompozisyon oluşturdu ve gördüğünüz gibi layer'ın içine de otomatik olarak attı. Şöyle küçülteyim hepsini. Oranlı bir şekilde küçültmüş olduk. İstersem artık bu tekerleri, her şeyi buraya çıkartabilirim. Ama olmuyormuş, pardon. Çünkü burada kompozite verdiğimiz için olmuyor, doğru. Hemen örneklerle başlayayım. Şu arabanın orta noktasını da buraya alayım ki. Position değerini arkadaşlar key vererek başlıyorum. Başta burada, ikinci saniyede burada. Araba hareket ediyor. Şimdi ben bu arabanın arkasına karavanı da bağlamak istiyorum. Ne yapacağım? Karavanı herhangi bir tutup böyle buradan karavana da key verebilirim değil mi? Position olarak, pardon. Position değerini açarım. Buradan buraya getiririm. Ve karavan da arabayla birlikte hareket eder. İstersek böyle yapmayabiliriz bunu. Şöyle yapabiliriz, daha doğru olur. Karavanı arabaya bağlarız. Çünkü karavanın arabayla beraber hareket etmesini istiyoruz. Ve gördüğünüz gibi karavan layer'ı hiçbir link almadan, hiçbir keyframe almadan sadece basit bir linklemeyle arabayla birlikte hareket etmeye başladı. Şu an karavan hala canlı yalnız. Mesela ben bunu buraya alabilirim. Position olarak değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi hala arabaya bağlı olarak hareket ediyor. Buraya da alabilirim. Sadece mevcut yerindeyken arabaya bağlı, araba ne kadar koordinat değiştirirse o da o kadar yer değiştiriyor. Parentlink sistemimiz basitçe böyle bir şey. Ayrıca Parentlink'i Expression ile birleştirmem gerekiyor. Çünkü aynı zamanda aslında Expression kodlarını da içine alan bir durum. Mesela şöyle bir şey var. Araba her hareket ettiği zaman bu tekerlerin de ona bağlı olarak hareket etmesini istiyorum. Şimdi artık araba layer'larımızı buradan çıkartalım ve arabamızı buraya alalım. Şimdi ne demiştim? Tekerler arabaya bağlı olacak. Neden? Çünkü araba hareket ettiği zaman tekerlerin de ona bağlı olarak hareket etmesini istiyorum. Aynen böyle. Bir de şöyle bir şey istiyorum. Araba hareket ettiği zaman tekerlekler arabanın hareketine uygun olarak dönsün istiyorum. Position'a key veririm. Arabayı hareket ettiririm. Mesela ekranın dışında çıksın. Burada da ekranın dışından gelsin. Gördüğünüz gibi araba hareket ediyor. Ancak tekerlerin dönmesi gibi bir durum söz konusu değil. Neden? Çünkü tekerleklere herhangi bir rotation değeri vermedik. İstersek rotation değeri verebiliriz. Böylece tekerlekler döner ama ben arabanın hareketine göre otomatik olarak dönmesini istiyorum. Onlara her seferinde key vermek istemiyorum. Ne yapacağım? Bu iki layer'ın rotation değerlerini açacağım ve daha önce görmediğiniz bir şekilde buradaki kronometre işaretine alt klavyemdeki alt tuşuna basarak tıklayacağım. Ne oldu arkadaşlar? Bakın burada bir expression bölümü açıldı. Aynı zamanda içinde parentlink sistemi de var. Bu parentlink sadece rotation değerine ait bir parentlink. Yani buna etkisi yok. Şimdi bu rotation değerini arabanın position'ına
bıraktığım zaman bakın burada bir expression kod yazıldı ve şimdi izlediğimiz zaman arka tekerleğin döndüğünü görüyorsunuz. Aynı şekilde bunu da bağlayalım. Hop. Gördüğünüz gibi tekerleklerim arabanın pozisyonuna bağlı olarak dönmeye başladılar. Bu arkadaşlar bu mantık penaltlik sistemidir. Şimdi size basitçe bir de null object göstermek istiyorum. Expression'lara tam olarak giriş yapmadan önce. Şimdi bunu olduğu yerde bırakalım. Bir de süremize bakalım. Çünkü dersler upload sırasında sorun oluyor. 5. dakikadayız. Çok güzel. Hemen yeni bir kompozisyon açarak devam ediyorum. Ve yeni bir null object oluşturuyorum. Null object render'da çıkmaz arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. Ben şimdi bunu render alırsam render alacağım video dosyasında gözükmeyecektir. Gördüğünüz gibi preview'da da gözükmüyor zaten. Null object içinde transform özelliklerini barındıran ve bir şeyleri kendisine linklememizi sağlayan bir After Effects dummy dosyası, dummy özelliği değil. Mesela benim bir tane solidim olsun ya da şöyle shape layer'ım olsun. Sonra bundan 5 tane daha olsun. Her birini yeniden konumlandırayım. Şöyle. Basit örnekler yapmaya çalışıyorum ama umarım faydalı bir şekilde anlatabiliyorumdur. Diğerlerini sileyim. Evet. Şimdi bunların hepsini tutup null object'e bağlayabilirim. Böylece bir sadece null object'in pozisyonunu değiştirdiğim zaman dördünün de pozisyonunu değiştirmiş olabilirim ya da sadece null object'in rotation'ını değiştirdiğim zaman hepsinin rotation'ını değiştirmiş olabilirim. Aynı zamanda anchor point'i ortaya alırım mesela. Ve şimdi pozisyonunu değiştiririm. Gördüğünüz gibi ortadan dönme sağlayabilirim artık. Ortadan büyüyüp küçülme. Null object dosyaları daha doğrusu layer'ları bağlayıp kullanabildiğimiz güzel bir özellik. Aynı zamanda her şeyi bağlayabiliyoruz. 3 boyutlu layer'lar buradaki bazı efektlerde kullanacağız ileriki derslerde. Hemen null object'i gösterdikten sonra ana komp'uma geri döneyim ve artık expression kodlarına yavaş yavaş girelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu expression kodu aslında bize bir şey anlatıyor. Diyor ki bu layer kasa yani en alttaki layer'a bağlıdır. Bunun pozisyonuna bağlıdır diyor. JavaScript kodlarına çok benzediğini göreceksiniz. JavaScript biliyorsanız. Çünkü Java tabanlı çalışıyor. JavaScript tabanlı çalışıyor. Ve bu expression'ların arkadaşlar çeşitli işlemleri var. Mesela buna artı 50 diyebilirim. Artı 50 deyip küçük enter tuşuna bastığım zaman diğer layer'dan artı 50 değer daha fazla oynadığını göreceksiniz. Ya da eksi de burada hemen çarpıyı göstereyim ben. Mesela bu layer tekerlekler biraz yavaş dönüyor. O yüzden çarpı 2 diyorum. Gördüğünüz gibi artık daha hızlı bir şekilde dönmeye başladılar. İsterseniz bölü 5 de diyebilirsiniz. Şimdi çok yavaş döndüğünü göreceksiniz. Yani expression'ların koduna basit hesap makinesi gibi işlemler yaptırabiliyoruz. Bakın çok yavaş dönmeye başladı tekerlekler. Hemen burada bir teker layer'ım var benim. Onu alarak devam etmek istiyorum. Evet. Şimdi yeni bir kompozisyon açayım. Biraz karıştı ortalık ama önemli olan özellikleri anlatmak. Tekeri küçültelim. Ve bir tane daha kopyasını yapıp bunu rotation animasyonu verelim. Şöyle dönsün dursun bu. Bir tane daha var. Onu da buraya getireyim. Hop ikisini birden seçtik. Şimdi gördüğünüz gibi bu dönüyor. Ben bu döndüğü zaman bunun da buna bağlı olarak dönmesini istiyorum. Bunun rotation'ını
pardon, üstteki layer'ın rotation'ını alttakinin rotation'ına bağladığım zaman ikisi eşit bir şekilde dönmeye başlayacak. Ama buradaki terslik nedir? Bir teker böyle dönüyorsa karşısındaki onun tam tersi şekline dönmesi gerekiyor, değil mi? Hemen sonuna matematiği hatırlayın. Çarpı eksi 1 dediğim zaman ne olacak? Kendisi de eksi 1 değeriyle çarptığım zaman kendisinin tersini veriyordu, değil mi? Gördüğünüz gibi artık layer tam tersi şeklinde dönmeye başladı. Boyutunu küçültelim mesela. İliştirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, expression kodlarına bu şekilde bir animasyon vermeden, keyframe animasyonu vermeden işlem yaptırabiliyoruz. Son 5 dakika içinde bir özellik daha anlatmak istiyorum. Wiggle genelde kullandığımız bir özelliktir. Aslında şöyle tekerde göstereyim. Arabanın tekerinde göstereyim. Hemen orta noktasını belirliyorum ve büyütüyorum. Gördüğünüz gibi bir tekerimiz var burada ve ben bunun position'ına wiggle vermek istiyorum. Wiggle arkadaşlar en çok kullandığımız kamera sarsıntısı için falan her yerde kullandığımız bir efekttir. Kullanımı bu şekildedir. Wiggle yazarız ve iki parantez açarız. Parantez açıp parantez kapatırız. Ve içine iki değer yazarız. Mesela 1,1. Şimdi oynattığınız zaman çok büyük bir farklılık göremeyeceksiniz ama bu oynuyor. Mesela 10 ve 10 yapalım. Gördüğünüz gibi bir titreme sağlamış olduk. İlk değeri küçülteyim. Ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi artık daha smooth bir şekilde. Saniyede bir kere 10 piksel büyüklüğünde bir kayma yapıyor. Mesela saniyede 100 kere yapsın dediğimiz zaman bayağı bir abartı derecede titriyecektir. Ya da saniyede bir kere 100 piksel kaysın dediğimiz zaman gördüğünüz gibi bir saniyede 100 kere random, tamamen rastlantısal bir şekilde oynadığını görüyorsunuz. Wiggle'ın kullanımı da bu şekilde. Position'a verdiğimiz için position değeri şu an değişiyor. Eğer bu olayı silip buradan expression'ı kapatmak için şu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Rotation'a verdiğimiz zaman ne olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi 100 derece, bir saniyede 100 derece random sağ ve sola dönmeye başladı. Evet, expression'ları da anlattık. Null object'i de anlattık. Onun dışında parenting sistemini de anlattık. Umarım en faydalı şekilde anlatabilmişimdir ki ileriki derslerimizde zaten bunları kullanacağız. Shape layer'larda güzel expression'lar kullanacağız. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. After Effects Gentere'den ayrılmayın.